Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Faşist Türkiye serimizin büyük bir ihtimalle final bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Geçtiğimiz bölüm maalesef isyancılar ve İran'ın o hard direnişi sebebiyle harbiden bayağı bir sinirimiz bozuldu abi, ama bu bölüm daha aklı selim, daha akla uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Sinirlerimize hakim olacağız ve Sovyetler Birliği'ne karşı bir zafer almaya çalışacağız abi. Şimdi biz gördüğünüz üzere yani Türkiye olarak artık hani 500 tane eyalete sahip, gerçekten 3 kıtaya yayılmış, 3 kıtaya da çok iyi yayılmış. Yani Afrika'nın da büyük bir kesimi bizim elimizde, Avrupa'nın da büyük bir kesimi bizim elimizde, Asya'nın da büyük bir kesimi bizim elimizde. Hani gerçekten 3 kıtaya da çok sağlam bir şekilde yayılmış bir devlet olarak artık Sovyetlerin karşısına çıkacağız. Fakat onların karşısına çıkmadan önce bizim yapmamız gereken bazı işlemler var. O işlemlerden bir tanesi kesinlikle istihdam edebilen nüfusumuzu iyice arttırmak olacak. Açıkçası ben videoya girmeden önce bu sefer bir hani birazcık tur atlayayım dedim abi. Birkaç tur atladım. Yine İran coğrafyasında hayvan gibi isyan çıktı. Sürekli isyan çıktı abi yine. Yani gene bir sürü isyan bastırıp videoya girdim aslına bakarsanız. Gene videoya girmeden önce enerjimi epey bir harcamış oldum ama sorun yok abi. Sorun yok. Yani bunlara katlanırız. Bu kadar büyük bir devleti yönetiyorsan isyanlara da katlanacaksın. Geçtiğimiz bölüm bayağı bir sinirlendik ama. Çünkü o kadar saçma şekilde, o kadar saçma yerlerde isyanlar çıkıyordu ki harbiden hani akla mantığa sığmayan yerlerde saçma sapan isyanlar çıkıyordu. Fransa kimle savaştı bu arada? Oo, Fransa burayı tamamen ele geçirdi abi. Hala müttefik olamıyoruz değil mi kendileriyle? Maalesef olamıyoruz abi. Yani Sovyetlerin karşısına sanırım tek başımıza çıkacağız. Aa bak, Britanya Hindistan'ı ile beraber de çıkabiliriz. Ama bunlar da şeyin, Birleşik Krallığın vasalı. Ya sizin nasıl hiç özgürlük arzunuz artmıyor? Yani dünyanın dördüncüsünüz. Sizi yöneten vasalınızdan kat kat fazla ekonominiz var. Sizin nasıl hala özgürlük arzunuz %0? Ulan bizimki bizim ekonominin yarısına gelse direkt bağımsızlığını ilan eder. Bu adamlarınki kendinden 3 kat güçlü vasalı %1 bile olmamış ya bağımsızlığı. Yani gerçekten bu oyun bizim aleyhimize çalışıyor. Ben bir daha yani yaparım, tamam büyük konuşmayayım ama yani bundan sonra daha sıklıkla Conquerors'la oynamaya çalışacağım. Çünkü bu şekilde saçma şeyler genelde hep normal Age of Story 2'de oluyor. Conquerors'ta hiç görmedim abi. Yani Conquerors'ta hiç bu kadar hani... Tamam hadi İran'ın o kadar direnmesi, tamam abi direnmiş olsun ama her devlet öyle. Abi Almanya da aynı şekilde o kadar çok direndi. Saçma sapan bir direniş abicim, şurada 30 bin ekonomin kalmış, nasıl o kadar ordu basıp direnebiliyorsun yani? Ya işte şaşırtıcı şeyler oluyor. Conquerors'ta bu şaşırtıcı şeyler pek olmuyor abi. Genelde daha yani bizim beklediğimiz şekilde ilerliyor. Planlarımıza uygun hareket edebiliyoruz. Ama burada maalesef sürekli olaylar planlarımızın dışında geliştiği için hani bir plan yapamıyoruz abi, bir hamle. Ben şimdi Sovyetlere gireceğim. Allah'ın İran'ı beni o kadar zorladıysa Sovyet ya beni yenerse abi? Sovyet'in beni yenme ihtimali net bir şekilde var yani. Ben bundan korkuyorum. Benim korkum bu. Yoksa normalde olsa hani güçlerimiz denk değil. Yani ben Sovyet'ten net bir şekilde daha güçlüyüm. Tamam birazcık yakın abi. Ekonomiler falan yakın, farkındayım. Ama nüfus olarak falan bayağı kat kat fazlayım kendilerinden. Normalde kendilerinden çok daha fazla ordu çıkarmam lazım. Ama mevzu bahis burada Age of Story 2 olunca emin olamıyorum yani ben hiçbir şeyden. Neyse artık bakacağız abi. Yolunu bulmaya çalışacağız mağlup etmenin. Güzel sayıda bir ordu toplayacağım. Gerçekten iyi sayıda bir ordu toplayacağım. Ve o iyi sayıda orduyla Sovyetlerin kapısına dayanacağım abi. Şimdi buradan sonra daha çok ekonomik yatırım yapmaya bence gerek yok abi. Buradan sonra artık full nüfuslara verelim. Buradan sonra daha çok nüfusa abanalım. Böylece savaş içerisinde istediğimiz yerden rahatça ordu basabiliriz. Ekonomi zaten yeterli. Şu an elimizde ne kadar ordu olursa olsun ekonomimiz o orduyu kaldıracak kadar yüksek bir ekonomi. O sebeple ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet güzel. Yeterli abi. Yeterli, tamam. Artık yavaştan ordu basım işlemlerine geçmenin zamanı geldi. Faşist Türkiye olarak yanımızdan Aksit gitmiş olabilir. Yanımızda herhangi bir devlet kalmamış olabilir. Ama biz yalnız kurt olarak da çok gayet rahat bir şekilde kendi başımızın çaresine bakabiliriz abi. Bizim bu döneme kadar bu kadar büyümemizin sebeplerinden biri de ileride yalnız kalacağımızı biliyor olmamızdı. Ki zaten bunu sanırım geçtiğimiz bölümlerde bir bölümde söylemiştim. Yani bizim ileride yalnız kalacağımız belliydi abi. Bizim geleceğe hani böyle adeta şey gibi, ileride yalnız olacağını bilen bir çocuk gibi hazırlanmamız lazımdı. Ve biz bu geleceğe en iyi şekilde hazırlandık abi. Yanımızdaki dostlarımız gerek Almanya gerek İtalya gittiler. Başka devletler de bizi yanına dost olarak istemiyorlar. Yani biz şu andan itibaren tamamen yalnızız abi. Fakat biz Türkiye Devleti olarak, faşist Türkiye Devleti olarak uzun yıllar boyunca müttefiksiz yalnız yaşamış bir devlet olarak yalnız yaşamanın kurallarını gerektirdiklerini gayet iyi biliyoruz abi. O sebeple dünya üzerinde hani yalnız yaşama konusunda, müttefiksiz hareket etme konusunda bize ders verebilecek bir devlet yok. En iyi yalnız yaşama metotları bizde abi. Bizim bir müttefiğe ihtiyacımız yok.
Evet, gayet güzel bir ordu basım işlemi gerçekleştiriyoruz bu arada şu anda. Hayvan gibi bir ordu çıkaracağız gibi görünüyor. Devam edelim ordu basım işlemlerine. Şimdi ben en azından 2 milyonluk bir ordu en azından istiyorum abi. En az 2 milyonluk bir ordu kesinlikle istiyorum. Karşımızdaki devletin 1,9 milyondan fazla ekonomisi var çünkü. O sebeple iyi bir orduyla girmediğimiz sürece bu savaşı yenemeyiz abi. Düşünün yani Allah'ın Alman'ı İran'ı bile bu kadar bize karşı direnebildiyse 300 bin 400 bin ekonomili devletler bunlar. Yani Sovyet'i ben düşünemiyorum. Sovyet bayağı bir zorlayabilir. O sebeple bu savaşa dikkatli girmemiz lazım. Ne kadar ordumuz oldu? 1,1 milyon. Biraz daha lazım. Biraz daha lazım. Bunu 2 milyona dediğim gibi tamamlamamız lazım abi kesinlikle. İsterseniz ben videoyu burada durdurayım. Sonrasında ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirip ordularını tamamla Ankara'ya yolladıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Böylece video içerisinde süreden birazcık tasarruf etmiş oluruz. Dostlar birazdan devam ediyoruz. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 milyonun üzerinde topladık. 2 milyonun üzerinde ordu topladık ve hepsini şu anda Ankara'da topluyoruz abi. Şöyle bakalım. Evet abi, harbiden gayet güzel sayıda bir ordu birikmiş şu anda başkent Ankara'da. 2 milyon 131 bin 895 kişilik bir ordu ile Sovyetler Birliği harbine hazırız. Dostlar gerçekten büyük bir savaş olacak bizim için. Şimdi Karadeniz topraklarını da sayarak bütün sınırları ordularımızı yerleştireceğiz. Hatta sadece Karadeniz değil, Hazar Denizi'nde bence sayabiliriz. Hazar Denizi'nde sayarak yerleştirelim. Yani sadece burayı sayacağım abi. Bu tarafı saymama kesinlikle gerek yok bence. Yani şimdi saymaya başlayalım abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burayı sayıyor muyuz bilmiyorum ama galiba saymıyoruz abi. Ya da orayı... Lan bilmiyorum ki, hiç emin olamadım. Tamam, 7 diyelim abi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Toplamda 28 adet sınırdan Sovyetler Birliği ile savaşacağız abi. Şimdi hesap makinesini açıyorsun abicim. 2 milyon 131 binlik bir orduyu 28'e bölüyoruz. Evet, her bir toprağa toplamda 76 binlik bir ordu düşüyor. Ama biz onu öyle yapmayalım abi. Bizim geçen bölümlerde, geçen serilerde kullandığımız bir taktik vardı, hatırlayacaksınız. Belli başlı bölgelere daha yüksek sayıda ordu gönderiyorduk. Şimdi Avrupa'da bunlar büyük bir ihtimalle daha çok bizi zorlarlar. O sebeple buraya 1 milyonluk bir ordu gönderiyorum abi. Kafkaslar'da yine doğuya nazaran biraz daha zorlarlar. Buraya da o yüzden 600 binlik bir ordu gönderiyorum. Geriye kalan ordu ise, yani 531 bin kişilik ordu ise doğu tarafına gelecek. Yani İran, Afganistan coğrafyasından Sovyetler Birliği topraklarına girecek abi. Güzel bir dağılım oluyor bence. Şimdi bunların hepsini tek tek hesaplamamız gerekecek tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsun. Tamam, hadi orayı da sayalım abi. 8 olsun. Şimdi 1 milyon bölü 8 eşittir 125 bin. Toplamda her sınıra bu bölgede 125 bin düşecek. Savaş hazırlıkları harbiden önemli. Yani böyle bir devlete karşı, Sovyetler Birliği gibi bir devlete karşı savaşa giriyoruz. Doğru düzgün hazırlanmadan girersek adamların içimizden geçeceği o kadar belli ki. Yani İran travması, Alman travması harbiden beni yıkmış, yani yok etmiş durumda. O sebeple benim bunlara karşı çok iyi hazırlanmam lazım abi kesinlikle. Burada 600 binlik bir ordu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yine toplamda 8 adet sınırı var. 600 bin bölü 8 eşittir 75 bin. Burada da her bir toprağa 75 biner ordular düşecek. Çok iyi sayılar bu arada. Yani her cephede bayağı yüksek sayıda orduyla savaşa gireceğiz gerçekten. Kazanmamız lazım hani mantıken düşündüğümüzde kesinlikle kazanmamız gereken bir savaş. Ama emin olamıyorum işte. Yani biz bu savaşı kesin kazanırız kardeşim. Bizde bu savaş diyemiyorum abi, mümkün değil. Tamam, burada da 531 binlik bir ordu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda da 10 tane sınır var abi. Her birine sanırım 53 bin civarı düşüyor. Bunun için hesap makinesine gerek yok. O kadar matematik. Allah'a şükür. Allah'a şükür o kadar cahil değiliz kardeşim. O kadar cahil değiliz. O kadar matematiğimiz var. Bir de yanlış çıkıyormuş ha. Bir de yanlış çıkıyormuş. Harbiden ağır rezil oluruz ha. Yok yok, tamam, yanlış çıkmayacak abi. 53 bin buraya, sadece son toprağa biraz daha fazla ordu düşecek. 53 bin buraya, son toprağa da 54.895 ordu düştü abi. Gayet güzel. Evet, mükemmel. Of, şu orduların güzelliğine bak ya. Şu görüntünün güzelliğine bak ya. Adamların sınırlarına adeta sur diktik abi. Lan biz denizi saymadık. Neyse, tamam, deniz için ayrı ordu basım işlemi gerçekleştirelim biz. Çok da önemli değil zaten, hani önemli de yani... O kadar yüz binlerce ordu bekletecek kadar önemli değil diye düşünüyorum. Ben o sebeple buralardan basacağımız tek tük ordular denizler için yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Toplayalım abi hepsini. Çok güzel, 871 ters et, tamam, tam 100 bin ordu. 50 bini buraya geliyor. 50 bini buraya geliyor. Hazar Denizi için de şöyle bir ordu basım işlemi gerçekleştirelim. 50 binlik bir ordu Hazar Denizi için yeterli olacaktır. Şöyle abi, 5 binlik bir ordu basım işlemi daha, 669'u ters et, tamamdır. Burada zaten liman var, Hazar'a bunu da çıkar.
Evet, gayet iyi. Artık hem denizlerden hem de karadan son derece hazırız Sovyetler Birliği Savaşı'na. Son olarak da abi, son olarak da şuraya bir ordu çıkaracağım. Trabzon'a bir tane liman inşa edelim. Aynen öyle. Trabzon'dan full basalım abi orduları. Aynen. Bir de bunun üzerine 991 kişilik bir ordu daha. Aman yanlış oldu. Tamamdır. Güzel. Hazırız abi, tamam. Bu sefer her şeyimiz hazır. Tamamen hazırız ama mallara verdiğimiz parayı keselim ki paramız artı da olsun. Tamamdır. Savaşa başlayabiliriz dostlar. Evet. Umarım bizim için başarıyla noktalandıracağımız bir savaş olur. Ben açıkçası savaşa devletimizin hazır olduğunu hissediyorum. Aslında şimdi yanımızda tabii Aksit olsaydı, şimdi yanımızda o güzel müttefiklerimiz olsaydı çok daha farklı olabilirdi durumlar ama maalesef artık onlar yok. Artık onların yokluğuna bizim alışmamız gerekiyor abi. Artık onlar yok. Bunu artık kafamıza yazmamız gerekiyor abi. Tamam, güzel, saldırılarımıza başlayalım bakalım. Kafkaslardan, Avrupa'dan ve Doğu'dan her taraftan saldırılarımıza seri bir şekilde başlayacağız. Bu kadar çok orduyla gelmişken onları bir şoka uğratmamız gerekiyor kesinlikle. O sebeple bütün cephelerden saldırmamız lazım. Yani hiçbir cephede beklemeye falan en azından ilk turlarda gerek yok. Ama arkada ordu bırakmamaya katiyen dikkat edeceğim. Yani şunu fark etmiş olmalısınız, siz de fark etmişsinizdir. Ordular arasında, yani ordu sayıları arasında bir dengesizlik olduğunda ve veya geride ordu bıraktığınızda kesinlikle bir hani sorun oluyor abi. Özellikle savaşın ilerleyen safhalarında kesinlikle sorun çıkıyor. Hani mümkün değil, geride ordu bırakarak doğru düzgün düzenli bir savaş yapamazsınız abi, imkansız. Geride ordu bırakmayacağız. Ya bu bizim birinci kuralımız, tamam mı? Hangi cephede geride ordu varsa, şimdi bu savaşta 3 tane cephe var gördüğünüz üzere. Bir tanesi Avrupa cephesi diyelim biz buraya. Avrasya cephesi de diyebiliriz. Avrupa diyelim. Bir tanesi Avrupa cephesi. Bir tanesi Kafkas cephesi, bir tanesi de Doğu cephesi. Şimdi biz atıyorum Avrupa cephesinde bir ordu geride kaldı. O zaman bekleyeceğiz abi. Avrupa cephesinde hiçbir ordu saldırmayacak. Burada da mesela bakın, Kafkaslarda bir ordu geride kalmış. Hiçbir ordu saldırmayacak. Ordular arasındaki dengeyi çok iyi sağlayacağız. Bakın buraya arkadan 72 bin ordu geldiğine göre buradan birazcık ordu kaydırabiliriz demek bu. Kaydır abi orduları. Bak aralarındaki dengeyi nasıl sağlıyoruz. İşte bu olay bu ya. Ya harbiden birazcık dikkatli şekilde şu savaşları gerçekleştirsek aslına bakarsanız çok net bizim karşımızda durabilecek bir ülke yok. Ama biz biraz dikkatsiz davranıyoruz savaş sırasında. Genellikle ben biraz dikkatsiz davranıyorum. O sebeple zorlanıyoruz abi. Daha dikkatli davranmam lazım, doğru. Hemen birkaç asker alma işlemi yapalım ve şu işgal ettiğimiz topraktaki açığı kapatalım. Hatta buradan da destek yollayalım. Bakın şurada mesela 169 binlik bir ordu var. Hayvan gibi bir ordu abi. Yolla 30 binini buraya. Sen de buraya 50 bin ya da sen de 40 bin yolla. Aynen öyle. Sen de buraya 50 bin yolla. Sen de buraya 50 bin yolla. Tamam. Bak gördüm, ne güzel kaydırdık orduları. Devam edelim. Sadece Doğu cephesinden saldırılar gerçekleştirdik bu tur. Ve hepsi başarılı oldu. Çok güzel. Artık burada da geriden ordular geldiğine göre yeniden saldırılara başlayabiliriz. Şöyle yapalım. Buraya 100 bin ordu gelsin. Geri kalanlar buraya desteğe gelsinler. Tamamdır. Burada bu kadar saldırı yeter. Buraya bakalım. Yine birazcık ordu kaydırma işlemi yapmamız lazım. 20 binlik bir ordu buraya kaysın. Aman hepsi değil. 30 binlik bir ordu kuzeye kaysın. Buradan da yine 30 binlik bir ordu kuzeye doğru gitsin. Sen de 30 bin yolla. Aman abi 30 bin. Aynen. Şu en kuzeye ordu göndermeye çalışıyorum. 30 bin buraya gelsin. 30 bin de en kuzeye gitsin. Tamam abi. Görüyor musunuz işte? Ordular arasındaki dengeyi bu şekilde sağlayacağız abi. Çok da zor değil bence ya. Biraz dikkatle yapamayacağımız şey yok. Çok da zor değil yani. 15 bin ordu buraya gelsin. 17 bin ordu buraya gelsin. Tamam, geri kalanlar aynı şekilde düz saldırılarına devam etsinler. Şimdi şuraya birazcık ordu yollayacağım ben. 100 bin ordu buraya gelecek. 80 bin buraya gelecek. Bir dahaki turda bu taraftan buraya doğru birazcık ordu yollayacağız. Çünkü şuradaki ordu sayılarımız gördüğünüz üzere azaldı. Devam. Güzel, iyi savunduk. Saldırıya geçtik. Saldırılarımız da başarılı oldu. Doğu cephesinde de saldırılarımız başarılı oldu. Avrupa cephesinde zaten sadece ordu kaydırmıştık ama artık Avrupa cephesinden de ilerlemeye başlayabiliriz. Çünkü ordu sayılarımızı o bölgede de artık dengeledik abi. Şimdi işte aslında bizim için bu savaştaki asıl cephe Avrupa cephesi bence. Yani onlara en ağır yarayı vurabileceğimiz, en ağır darbeyi vurabileceğimiz, onların gücünü en çok düşürebileceğimiz toprak parçası Avrupa'da sahip oldukları topraklar. O sebeple Avrupa bizim için bu cephelerin bence en önemlisi. Şimdi şurada yapmamız... Bakın geride bir ordu kalmış. Saldırmıyorsunuz abi o zaman. O zaman size saldırı falan yok. 40 bin ordu şuraya gelsin. Oradaki ordu sayısı çünkü birazcık azalmış. 30 bin ordu buraya gelsin. Tamam. Şuraya da birazcık ordu kaydıralım abi. 30 bin ordu buraya kaysın. Tamamdır. Sen artık kuzeye gelebilirsin bence. Ya da 25 bini kuzeye gelsin. 25 bin. Aynen öyle. Tamam. Şimdi burada birazcık ordu kaydırma işlemi yapacağız. Burada 129 binlik bir ordu var. 50 bin buraya kayıyor. Sen
Tamamen mi buraya kaysan acaba? Aynen, tamamen buraya kaysan. Sen de tamamen buraya kay. 3700 ordu kalmış çünkü. Harbiden bitmiş yani. Ordu bitmiş o bölgede. Oraya biraz daha ordu lazım. Şöyle yapalım abi. Buradan da bir 30 bin yollayalım oraya. Tamam. Devam. Çok güzel. Çok güzel. Evet abi, çok iyi. Ama bu tur maalesef Avrupa'da geride kalan çok fazla ordumuz oldu. Gerideki orduları yine bir ileriye yollayalım. Şuradan saldırı yapalım ki düzleştirelim abi cepheyi. Şuradan da bir saldırı yapalım. Tamam. Tamam. Başka yerlerden yapmıyorum. Kaideyimizi, yani şartımızı çok da bozmayalım abi. Buradan 10.500 ordu buraya kaysın. Buradan da 10.000'lik bir ordu yine Mogilev toprağına gelsin. Tamamdır. Doğu cephesinde bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir tur daha ordu kaydırmamız lazım gibi. 30.000 ordu buraya. 30.000 ordu buraya. 30.000 ordu buraya. 20.000 tamamen buraya. Sen buraya, sen de buraya kardeşim. Aynen öyle. Güzel. Hatta sen de şuraya saldır. Tamam, devam edebilir miyiz? Şuradan da saldırılarımızı yapalım. Aynen öyle. Şu an fazla yavaş ilerliyormuş gibi görünüyor olabiliriz, farkındayım. Ama düzenli ilerlediğimiz için hiç sıkıntı çekmeyeceğiz abi. %12'lerini ele geçirmişiz. Yani hızlı koşan atın bir şeyi seyrek düşermiş. Hani duymuşsunuzdur o sözü illaki. O yüzden çok da hızlı koşmamıza gerek yok ya. Tamam, şimdi birazcık hızlandırabiliriz abi ilerleyişleri. Hazır ordular arasındaki dengeyi sağlamışken, sayılar arasındaki dengeyi sağlamışken artık hızlandırabiliriz birazcık daha ilerleyişlerimizi. Şuradan da mesela saldıralım. Aynen öyle. Aman yanlışlıkla tur atladım. Tamam, çok da... Bakın yukarıdaki ordu sayısı bayağı bir azaldı mesela, Avrupa'nın kuzeyindeki. Oraya birazcık daha destek lazım şimdi kesinlikle. Evet, bayağı azaldı. Hatta şu anda kaybediyoruz abi orada. Kayıp yaşıyoruz. Tamamen buraya kayabilir buradaki ordu. Zaten güneyde oraya 50 binlik bir destek yolladık. Burada 210 bin ordu var be. 210 bin nedir lan? Bayağı bir kaydıralım abi biz bunu. Aynen 100 bin. 100 bin tamamen buraya kay. Sen de tamamen buraya kay kanka. Aynen öyle. Tamam, güzel. Kafkaslardan yine ilerleyişlerimizi sürdürelim. Buradan da ilerleyişlerimizi sürdürebiliriz. Tamam, atlayalım. Orayı geri alacağız, merak etmeyin. Çok güzel, geri aldık, harika. Aman yanlışlıkla tur atladım. Tamam, çok da sorun değil abi. İyi savunmayı başardık. Mükemmel, muazzam. Şu anda gerçekten bayağı iyi ilerliyoruz Sovyetler Birliği'ne karşı. Şöyle baktığımızda 3 cepheden de gayet güzel bir şekilde girişimizi yaptık. Şu ana kadar öyle inanılmaz bir sorun çıkmadı. Öyle çok büyük bir sorun çıkmadı. Umarım bundan sonra da çıkmaz. Çıkmayacağını tabii ki zannetmiyorum. Kesin bir sorun çıkar ama yine de biz çıkmamasını ümit edelim. Birazcık ordu kaydıracağız abi. Sen tamamen buraya gel. Aynen öyle. Tamam. Doğu cephesinde de yapalım saldırılarımızı. Bu sefer birazcık bu taraftan ilerleyelim. 15 binlik ordu geride kalabilir. Bir saldırı maldırı bir çıkarma falan gelirse eğer İran'a. O cevap verir abi oradaki ordu. Tamam, güzel. Kafkaslardan da sadece bir topraktan saldıracağım. Devam. Orayı geri alacağız yine, merak etmeyin. Mesela bütün önlemlerimizi alarak ilerlediğimiz için kaybettiğimiz bütün toprakları anında tak diye geri alıyoruz abi. Bize sağladığı yararlardan bir tanesi de bu düzenli ilerleyişlerin. Tamamdır. Şöyle bakıyorum. Tamam, artık buradan da bence düzenli bir... Yok. Hala düzenli bir ilerleyiş başlatamayız bence. Şöyle yapacağız. 30 bin ordu buraya kayacak. Bir 30 bin ordu buraya kayacak. Bir 30 bin buraya kayacak. Yani en kuzeye 30 bin ordu kaydırmaya çalışıyorum abi şu anda. Bir 30 bin buraya kayacak. Hatta buraya 40 bin kaydır. Aynen öyle, 22 bin de tam buraya kaysın. Tamamdır. Şuradan da yine ilerlemeye devam edelim. Geri de ordu bırakmayacağız abi. Buna yine özen göstermeye de devam edelim bir yandan. Tamam, güzel. Devam. Harika. Harika. Çok iyi. Bakın orada geride ordu kaldı mesela. Şimdi birazcık burada yine kaydırma işlemi yapmamız lazım. 95 bin ordunun bir kısmı buraya gelsin. Hatta aynen, tamam, bir kısmı. Bu ordunun da yine bir kısmı buraya doğru gelsin. Sen buraya kay abi. Sen şuraya geliyorsun zaten. Sen buraya, sen de buraya. Hatta burada birkaç tur boyunca böyle bir kaydırma işlemi gerçekleştirmemiz gerekecek. Çünkü o cephede bütün orduların sayısı gerçekten çok az. Oraya bayağı sağlam bir kaydırma işlemi gerekiyor. Şimdi bu bölgedeki ordu sayılarımız baktık gitgide azalıyor. O yüzden buraya bir çıkarma atıp destek vereceğiz. Krasnolar'daki ordularımıza bir destek mahiyetinde olacak. Buradaki ordular Kırım tarafına gelmeyecekler. Şöyle bir şey yapacağız. Bu Karadeniz'de bulunan ordumuz Kırım'ın her tarafına çıkarma atacak. Böylece ordularımızın Kırım'a gelip bölünmesine izin vermeyeceğiz abi. Siz aynı yolunuzda ilerleyeceksiniz. Böylece ordularımızı bölüp ordu sayılarımızın azalmasına izin vermemiş olacağız. Buraya saldırmayalım. Tamamdır. Çok iyi, devam. Umarım Kırım'a attığımız çıkarmalar başarılı olur. O şu anda çok önemli.
çok iyi. Kafkas'taki saldırılarımız başarılı oldu. Krasnodar'ı attığımız çıkarmada başarılı. Bu başarısız. Başarılı. Başarısız. Hadi be, o başarılı olsaydı. Şurası çok önemliydi. Kherson toprağı çok önemliydi. Orayı keşke alabilseydik. Olsun. Olsun. Tamam, sorun yok. Hallederiz abi. Hallederiz. Nasıl halledeceğiz? 10.000 ordu buraya gelecek. Bir 10.000 ordu da buraya gelecek. Mecburen buradaki orduyu birazcık bölmüş olacağız yani. Oradaki 20.000'lik geriye doğru gönderdiğimiz ordu Kırım'da görevlendirilmiş bir ordu olacak. Devam edelim. Buralardaki ordu sayılarımız zaten gayet iyi. Şimdi şurayı bir kez daha kaydırmamız lazım. Söylemiştim abi. 40.000 ordu buraya kayacak. Bu 40.000 tamamen buraya kayacak. Siz de buraya kayacaksınız. Tamam, daha fazla oradan kaymasına gerek yok. Sen de hatta gitme. Direkt buraya gelsin ordu. Tamam, güzel. Buradan saldırılarımıza yine devam edebiliriz. Buradaki ordu sayılarımız gayet yüksek sayılar gerçekten. Şu tarafta 100.000'lik bir ordumuz var. Onu birazcık bölmemiz lazım aslına bakarsanız. Aynen şu şekil. Tamam, tamam. Devam. Çok iyi abi, yine bütün saldırılarımız başarılı oldu. Harika. Çok güzel. Devam edelim. Bakın, görüyor musunuz abi ya? Kafa rahat yani, hiç sıkıntı çekmeden. Yok, çok ferah, refah bir şekilde ilerliyoruz ya. Hiç geride ordu yok. Bazı bölgelerde işte aman bu Sovyet buradan nasıl ordu çıkardı? Hayvan mısın be adam? Nasıl ordu lan bu, derdi yok. Kafa rahat bir şekilde ilerliyoruz. Vallahi var ya, kendimi sanki böyle Akdeniz'e tatile gitmiş gibi hissediyorum ya. Bu geçen bölüm neydi öyle abi? Deli oldum ya. Geçen bölümde bu arada Akdeniz'de bir ordumu unutmuşum. Siz de o yüzden deli olmuşsunuz biraz. Haklısınız abi. Ben çok fazla ordu unutuyorum geride ya. Maalesef geride çok ordu unutuyorum ben. Ya bir de tamamen varlığını unutuyorum yani. Aklımdan siliyorum ben o geride kalan orduyu tamamen. Ya onun olduğunu hatırlamıyorum bile. Öyle bir ordu olduğunu bile hatırlamıyorum. Orada bir kayıp yaşadık ama geri alırız diye tahmin ediyorum. Ha, aldık. Çok güzel. Tamam. Çok iyi abi. Bütün saldırılarımız başarılı oldu. Muazzam. Çok iyi abi. Çok iyi. %35'lerini elimize geçirmeyi başardık. Vasallaştırmak için 969'luk bir yıldız gerekiyor ama bu bölümü bence artık yavaştan burada bitirelim. Çünkü bayağı oldu yani. 22 dakika oldu abi. Artık yavaştan bitirmemiz lazım. Bir dahaki bölümü final yapalım. Bu bölüm final olmadı abi. Bir dahaki bölüm kesinlikle büyük bir ihtimalle final olacaktır. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Video beğendiyseniz ve serinin gerçi zaten diğer bölüm final olacak. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup 60.000 olmamıza destek olabilirsiniz dostlar. Açıklamadaki linklerden Kerem İmparatorlu Discord sunucusuna katılabilir ve ageofstorytürkiye.com forumunu ziyaret edip modlara ve senaryolara göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.